Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Vakıa suresi 1-26. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala bu surede insanları 3 ayrı gruba ayırıyor. Ashab-ül Yemin, Ashab-ül Şimal, bir de Es-Sabigun. Bunların açıklamaları ilerleyen bölümlerde ve bu bölümde gelecek. Ve Allah-u Teala onları ahiretteki durumlarıyla da bize bildiriyor, anlatıyor. Ve surenin başı kıyametle başlamakta. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ vaka'atil vâkı'a. O vâkı'a meydana geldiğinde. Bundan murat kıyamet. Kıyamet koptuğunda. Leyse li vak'atihâ kâzibe. Artık onun vak'asını, bunun meydana gelmesini yalanlayan kimse kalmaz. Yani şu anda insanların bir kısmı kıyamet gelmeyecek diyor. Ama kıyamet koptuğunda artık onu yalanlayan kimse kalmaz. Keza kafir olanlar, mesela ölüm öncesinde melekleri, kabri, kabirdeki azabı, bu gibi şeyleri inkar ediyorlar. Ama başlarına geldiğinde, ölümü tadıp ölüm meleğini gördüklerinde, kabir azabıyla baş başa kaldıklarında bunları inkar edebilmeleri mümkün değildir. Hafidatur rafi'a, ve o kıyamet bir kısmını alçaltır, bir kısmını da yükseltir. Yani kıyamet koptuğunda alçalanlar, yükselenler olacak. Mesela yerdeki sabit olan dağlar fırlayıp yükselecek. Gökyüzündeki o yüksekte olan yıldızlar, onlar da aşağılara düşecek. İzâ ruccetil ardu racce, arz, yeryüzü şiddetli bir sarsılışla sarsıldığında. Ve bussetil cibâlu besse, ve dağlar yerinden oynayıp, yerinden kalkıp her birisi parça parça olduğunda. Fekânet hebâen mümbesse, ve bunun neticesinde un ufak hale geldiğinde, toz duman haline geldiğinde. Tabi kıyamet çok büyük bir olay. Bir insanın ölümü bile büyük bir olaydır. Ama dünyanın ölümü, bütün insanlık aleminin, bütün canlılar aleminin ölümü, o çok daha büyük bir olay. Ve kıyamette yer yerinden oynayacak. Kıyametin isimlerinden birisi de zelzele. Kıyametin zelzelesi. İnne zelzelete saati şeyün azim. Kıyametin o zelzelesi çok büyük şeydir. Nasıl ki zaman zaman dünyamızda depremler oluyor. Bu depremlerle belli bir bölge sarsılıyor. Ama kıyamet koptuğunda artık dünyanın her tarafı sarsılacak. Öyle ki o koskoca dağlar bir serap halini alacak. Ve suyyiratil cibalu fekanet serabe. Amme suresinde ifade edildiği gibi dağlar yürütülmüş. Artık yerinde yerler eser hale gelmiş. Birer serap olmuştur. Ve kuntum ezvacen felase, o gün siz 3 grup halinde olursunuz. Fe ashabul meymene, ma ashabul meymene. İşte bunun tafsiline geçiliyor. Buradaki fa'ya fa'yı tafsiliye denilir. Ashabul meymene, yani meymenetli olan, sağ yolun yolcusu olan, sağ derken amel defterini sağından alacak olan kimseler. Ma ashabul meymene, bunlar ne kadar da meymenetli insanlardır. Onlar ne kadar yümünlü, bereketli insanlardır. Ve ashabul meş'eme, ashabul meş'eme ise, yani şu umetten, uğursuzluktan gelen bir kelime bu. Onlar da ne bedbaht, ne perişan bir gruptur. Ma ashabul meş'eme. Ve sâbigûne sâbigûn, bir de sâbigûn olanlar. İşte o sâbigûn olanlar, yani önde olan, diğerlerini geçmiş olan bu kimseler gerçekten es-sâbigûndur. Başkalarını geçmişlerdir. Ulâikel mugarrabun, bunlar mukarrebtirler. Yani Allah'ın nezdinde onun kurbiyetine yakın, onun nezdinde itibarlı olan kimselerdir. Mesela bir hükümdarın yakın çevresinde olanlar onun mukarrebidir. Ve padişahın yanında onların özel bir yeri vardır. Mukarreb denildiğinde de
Allah'ın kurbiyetine ama sarkıldığı seçkin kullar. Başta peygamberler ve her dönemde dinin önde gelen temsilcileri, bunlar Cenab-ı Hakk'ın nezdinde mukarrep olanlardır. Fî cennâtin naîm, bunlar naîm cennetlerindedirler. Cennetin 8 mertebesi var. Bunlardan birisi naîm ve tamamen nimetlerin ön planda olduğu, her tarafı nimetlerle dopdolu olan cennettedir bunlar. Sülletün minel evvelin, bunların bir kısmı öncekilerde olmuştur, önceki devirlerde. Ve galilun minel ahirin, ve bir kısmı da, yani sabigun olan, Allah katında derecesi yüksek olan bu kimselerden az bir kısmı da sonrakilerdedir. Burada öncekiler sonrakiler derken acaba neye göre? Kur'an'ın muhatapları açısından mı değerlendireceğiz? Yoksa bütün insanlık tarihi açısından mı değerlendireceğiz? Her iki açıdan da değerlendirilebilir. Kur'an'ın tarihi açısından değerlendirdiğimizde, başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun yakın çevresi olan önde gelen sahabeler es-sabigundur. Es-sabigunel evvelun minel muhacirine vel ensar. Nitekim başka bir yerde Tevbe suresinde muhacir ve ensardan sabigun olanlar, önde yer alanlar ayet-i kerimede methediliyor. Bu manada ümmeti Muhammed içerisinde de ilk devrin insanları daha böyle seçkindir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayrul kuruni garni sümmellezine yelunahum sümmellezine yelunahum buyuruyor. En hayırlı zaman, devir benim devrimdir. Daha sonra peşinden gelenler, ardından da onların peşinden gelenler. Bu üç nesil İslam'ın ilk üç dönemini ifade eder. Sahabe, tabi'in ve tebeüt tabi'in. Gerçekten bu üç devir çok seçkin zatlarla dolu. Gerçekten İslam'ı çok güzel yaşayan ve İslam'ın dünya çapında her tarafa yayılmış olduğu bir dönemdir. O dönemde işin öncülüğünü yapanlar Kur'an-ı Kerim'de es-sabigun şeklinde methedilmiştir. Öte yandan bütün insanlık tarihi açısından baktığımızda da sabigun olan, yani öncü olan kimseler tarihin her devirinde bulunmuştur. İşte her peygamber kendi kavminin öncüsüdür, önderidir. Öte yandan o peygamberin yakın çevresinde bulunanlar, Hazreti İsa'nın etrafındaki havariler gibi, bunlar da yine öncüdürler. Sonrakilere bunlar zemin hazırlamıştır. Sonraki hizmetler bunların gayretleriyle, bunların attığı temel üzerine devam etmiştir. Bu açıdan İslam tarihi açısından da baktığımızda sabigun olanlar eskide çok fazladır. İşte peygamberler dedik. 124 bin peygamber bazı rivayetlerde ve peygamberimizden sonra artık peygamber gelmeyecektir. Öte yandan yine tarihin o eski devirlerinde nice kamil insanlar, onlar da gelmiştir. Sabiguna onlar da dahildir. Ayet-i kerime bu sabigun olanların ekseriyet itibariyle önceki devirlerde olduğunu, az miktarda da sonra geleceğini söylüyor. Ümmeti Muhammed içinde de böyledir. Sonraki dönemlerde de gerçekten seçkin zatlar gelmiştir. Mesela Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş olan nice alim günümüzü de etkilemektedir. Hamdi Yazır, Said Nursi ve Ömer Nasuhi Bilmen gibi zatlar eserleriyle günümüzde de yine tesirleri devam etmektedir. Ve bunlar kendi devirlerinde gerçekten İslami hizmetlerde öncülük yapmış olan kimselerdir. Daha başkalarını da saymak mümkün. Sonraki devirlerde de böyle seçkin olan önderler var. Ama tarihin eski dönemlerinde sayı itibariyle bunlar daha fazla. Alâ sürurim mevdûne, ve bu sabigun olanlar, öncü olanlar cennetteki o özel tahtlarında, mücevheratla süslenmiş olan tahtlarında oturmaktadırlar. Müttekiin aleyhe mütegabilin, ve karşılıklı yani sabigun olanlarla beraberce karşılıklı oturmaktadırlar. Yani cennetteki o koltuklarına, tahtlarına yaslanmış karşılıklı oturmaktadırlar.
Burada bize tabii bir tablo çiziliyor. Onların derecesinin yüksekliği anlatılıyor. Yetufu aleyhim vildanun muhalledun. Onların etrafında kendilerine ebedilik verilmiş olan çocuklar dört dönerler. Bi ekvabin ve ebarik ve ke'sin min ma'in. Bunlar küpler, ibrikler ve kadehler, dolu kadehlerle kaynaktan elde edilmiş olan küpler, ibrikler ve kadehlerle bunların etrafında dört dönerler. Yani bunlara hizmet ederler. Onlara cennetin o güzel içeceklerinden takdim ederler. Ekvap kendisinde kulp ve akacak yeri olmayan kaplar için kullanılan bir ifade. Ebarik, Türkçe'de de ibrik olarak kullandığımız kelimenin çoğulu. Kes, dolu olan kadehe verilen isim. Malum Allah-u Teala cennet ehline en güzel içeceklerden takdim edecek. Ve sagahum rabbuhum şeraben tahura. Başka bir ayette ifade edildiği üzere onların Rabbi onlara tertemiz bir şarabı, içeceği takdim edecek. Burada vildanun muhalledun tabiri üzerinde bir parça durmakta fayda görüyorum. Acaba bundan murat nedir? Pek çok tefsirde bundan muradın cennetteki sabiguna hizmet edecek olan cennet için yaratılmış gılman şeklinde bunun açıklaması yapılıyor. Yani nasıl ki insan güzel bir lokantaya otursa orada zarif garsonlar onların etrafında dört döner hizmet eder. Onun gibi cennet ehli de özellikle bu sabigun olanlara bu şekilde kendilerine ebedilik verilmiş, asla ihtiyarlamayacak olan gençler, orası için yaratılmış olan gençler hizmet edecekler. Böyle bir mana var. Böyle bir mananın yanında vildanun muhalledun ifadesi buluğa ermeden vefat eden çocukların cennette ebedi çocuk olarak kalacaklarını da ifade ediyor. Tefsirlerde bu manada da yine bir açıklama yer almakta. Bu da cennetin lezzetlerinden biri, cennetin süslerinden biri olacak. Çünkü cennette yeni kimselerin yaratılması söz konusu olmayacak. Yani aile hayatı var, ailevi beraberlik var ama doğum yok. Dolayısıyla çocuk sevme, okşama orada olmayacak zannediliyor. Ancak bu şekilde o da var. Yani dünyada henüz çocukken vefat etmiş olanlar, isterse müşriklerin, kafirlerin çocukları olsun, çünkü masumdurlar, masum olarak vefat ettiklerinden dolayı onlara cennette ebedilik veriliyor. Ebedi cennet çocuğu olarak, sevimli cennet çocuğu olarak orada bulunuyor. Ve orada hem anne babasına hem diğer ehli cennete apayrı güzel zevkleri yaşatmış oluyorlar. La yusaddaun anha, onların başları o içmiş oldukları cennet şarabından ağrımaz. Ve la yunzifun, ve akılları da başlarından gitmez. Dünyada içki türü şeyler, haram olan içkiler, alkollü olan içkiler içenlerin başını ağrıtır ve artık akıllarında bir şey de kalmaz. Adeta deli divane bir hale gelirler. Hani deli birisine sormuşlar, sen içki içer misin? O da demiş, içmem ama hem niye içeyim ki? İçenler içtiği zaman bana benziyorlar. Ben içtiğim zaman ne hale gelirim kim bilir diyor. Dünyada içki içenler gerçekten zavallı bir haldedir. Artık başları ağrır. Öte yandan başlarında adeta akıl kalmaz. Ne dediklerini bilmez. Zavallı bir hale gelirler. Ama cennetteki içecekler böyle değil. Cennetteki içecekler tümüyle onlara zevk verecek ve onları onların yaptıklarına bir mükafat olarak neşelendirecek. Ve fakihe mimma yetehayyerun, ve seçmiş oldukları, istemiş oldukları meyvelerden de istedikleri meyveler onlar için var. Ve lahmi tayrim mimma yeştehun, ve arzulamış oldukları kuş eti. Yani ne gibi kuş etine muhabbetleri varsa, seviyorlarsa onlardan da kendilerine verilecek. Mesela kekliğin çok lezzetli bir eti vardır. Ama çok az insan belki kekliğin etini yemiştir. Ve isteyen de istediği zaman kolaylıkla bulamaz.
Cennette ise en güzeliyle oraya layık bir şekilde istemiş olduğu kuş etini rahatlıkla yiyebilecek. Ve hurun ayn ve iri gözlü dilberler. Huri şeklinde ifade edilen, yani hur onların beyazlığını anlatıyor. Ayn gözlerinin iri olmasını. Yani ceylan gözlü. Bu şekilde onların güzelliğini anlatan bir ifade. Acaba hurun ayn ifadesinden murat cennet için yaratılacak olan ehli cennete hizmet edecek genç kızlar mıdır? O manada mı değerlendirmek gerekir? Yoksa bundan murat dünyadan cenneti kazanmış olan kadınlar mıdır? İki türlü açıklamada yapılmış ve her iki türlü de değerlendirilebilir. Ancak en azından şu var, dünyadan cenneti kazanmış olan kadınlar cennetteki yaratılacak olan hurilerden daha güzel olarak yaratılacak. Ve orada yeni bir yaratılış, artık dünyadaki diyelim hali yaşlıysa orada yaşlı olmayacak. Dünyada vücut hatları buruşmuşsa yaşlılıktan dolayı orada buruşmayacak. Ve orada daimi devamlı bir güzellik cennet ehline verilecek. Hem kadınlara hem de erkeklere. Ke'emthalil lü'lü'ül meknun. Bunlar sanki böyle gizli inciler gibi. Yani nasıl ki bir inci diyelim kadifenin içine sarılmış. Orada apayrı bir güzellik görülüyor. Bunlar da öyle bir güzellikte. Cezaen bime kânu ya'melun. Bunların yaptıklarına bir karşılık olmak üzere. Yani bu sâbigun olanlar, hayratta yarışmış olan kimseler çok güzel ameller yaptılar. Dünya hayatlarını gayet güzel bir şekilde değerlendirdiler. Buna mukabil Allah-u Teala onları mükafatlandıracak ve yaptıklarına en güzeliyle karşılık verecek. La yesmauna fiha lawan ve la ta'thima. Onlar orada boş bir söz işitmezler. Kendilerini günaha sokacak bir söz de işitmezler. İlla gilen selamen selama, ancak selam selam sözlerini işitirler. Yani cennette boş konuşma olmayacak. İnsanı günaha sokacak ifadeler orada olmayacak. Kimse kimseyi sözleriyle rahatsız etmeyecek. Ve özellikle bu sabigun olan önde gelen cennet ehli çok özel makamlarda, çok özel nimetlere mazhar olacaklar. Dünyada diyelim insanlar bir içki meclisinde olsa belki kendilerine göre keyifli bir zaman dilimi yaşıyorlar. Ama bu arada ağızlar bozuluyor. Birbirlerine küfredenler, birbirleriyle dövüşenler oluyor. Ve genelde o gibi yerler olaylıdır, problemlidir. Burada es-sâbigûn olarak anlatılan cennetin üst düzey sakinleri, Allah nezdinde mukarreb olan, onun kurbiyetine mazhar kıldığı kimseler, bunlar da cennetteki en güzel içeceklerden içecekler. Ama bu içmiş oldukları şeylerden başları ağrımadığı gibi akılları da başlarından gitmeyecek. İdrakleri tamamen yerinde, ama onları içmekten apayrı bir zevk alacaklar. Etraflarında gılman onlara hizmet edecek. Kendilerine ebedilik verilmiş cennet çocukları onların etrafında dört dönecek. Onlara hizmet edecekler. Ve orada bu güzel sohbet ortamında, en güzel içeceklerin takdim edildiği bu ortamda herkes hikmetli şeyler söyleyecek. Abes konuşmalar, lüzumsuz konuşmalar orada olmayacak. Günah ifadeler, ağızdan çıkan kötü ifadeler, bu gibi şeylere asla rastlanmayacak. Çünkü cennet artık tamamen bir mükafat yeridir. Artık orada bir imtihan yok. Orada insanlar, özellikle bu sâbigûn olarak ayette, bu surede anlatılanlar en güzel bir şekilde mükafatlarını alacaklar. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim bu şekilde insanları üç grupta değerlendiriyor. Diğer aleme gidildiğinde cennet ehli iki ayrı grup halinde olacak ve cehennem ehli de ashabul meş'eme şeklinde anlatılıyor. Bizim buradan alacağımız, çıkaracağımız ders şu. İşte Allah-u Teala
insanlara nice kabiliyetler vermiş. Bu dünya bu kabiliyetlerin gösterileceği yer. Bu dünyada insan sabıkundan olmak için bir gayret içinde olmalı. Yani nasıl ki dünyevi şeylerde en iyiye, en güzele talibiz, cenneti isterken de cennetin en üst makamlarına talip olmak gerekiyor. Cenab-ı Hak şu dünya hayatını en iyi bir şekilde değerlendirmeyi hepimize nasibi müyesser eylesin. Bizleri cennetine, cemaline mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.